Ama birileri var ki şöyle bir konuşma geçecekmiş. Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de İbrahim suresinde buyuruyor. Estağfirullah. وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهُمُ الْعَذَابِ Ey Habibim, ya Muhammed, ey Resulüm sallallahu aleyhi ve sellem. O azap gelecek olan, gelecek olan o azap gününden insanları korkut. Anlat ki korksunlar. Öyle bir azap gelecek ki o günden insanları anlat ve korkut. O gün kafirler şöyle diyecekler. Kafirler şöyle diyecekler. فَيَقُولُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا O zalimler var ya, zalimler. Hani bugün diyoruz ya, ya Allah niye bunlara müsaade ediyor? Bu zulümleri yapıyor. Şöyle mi oluyor? Böyle mi yapıyor? Bu masumun suçu ne? Arkadaş, burası imtihan dünyası. Allah'ın da bir muradı var. Bu dini yaymak için çalışan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın savaş meydanında dişi şehit olmadı mı? Efendimizin günahı neydi? Efendimizi korumak için elini uzatan sahabinin günahı neydi? Parmaklarını kaybetti. Allah niye mani olmuyor? Ey hoca, anlat bakalım diyorlar şimdi, büyük büyük laflar yapıp. Allah niye mani olmuyor bu zulümlere? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başına işkembe koyan kafirlere de mani olmadı Allah. Çünkü bir sünnetullah var, yaşanmak zorunda olan. Ve bu dünyanın bir sonu var. Ama bu dünyanın kendisine kitlenen dar görüşlüler Allah'a iftira atar oldular. Neden Allah bu tecavüzleri durdurmuyor? Neden bu yangının içinde yanan hayvanlar hürmetine durdur? Bir sürü laf. Boyumuzdan büyük, çok çok büyük. Ya siz Allah'tan daha mı merhametlisiniz? Allah'ın aklı yok muydu? Allah'ın kudreti yok muydu bu zalimleri durduracak? Bak, zalimleri anlatacak şimdi. Allah'ın da bir muradı var. Hatta sonra söylerim, şimdi aklıma geldi, ben çabuk unutuyorum, yaşlandım biraz. Gülme, senin gibi yaşlı değilim ben. Ne gülüyorsun? Gülüyor değil mi? O daha çok gülüyor. Bak, suyumu açacaktım, unuttum senin yüzünden. O da gülüyor. Gençsiniz tabii. Yaş kaçın, yaşın kaç? 15 mi? Nasıl 15 oğlum? Genç maşallah. Sana göre yaşlıyız tabii. Diyor ki Efendimiz'e Allah'ımız, onların mal çoklukları, kuvvet ve kudretleri seni aldatmasın. Allah onları azaplarının çoğalması için müddete bıraktı ve azaplarını çok yapsın diye onlara müsaade etti. Zulümlerinde yaşasınlar diye. Yani aldanmayın bugünkü zalimlerin rahatlığına. Aldanmayın Müslümanlara eziyet edenlerin haline. Bakın onları nasıl bir gün bekliyor. Bugün kendilerini marifet yapıyor zannedenleri bakın ne olacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmayanlara bakın ne olacak? Nasıl rezil rüsva olacaklar ahirette? O azap gününde o zalimler diyeceklermiş ki Allah'ımıza, Rabbena, ey Rabbimiz, ahirna ila ecelin karib, ya Rabbi, bizi kısacık bir ömür için bizi bırak, bir daha geri bırak. Ahirette azabı görünce, ama Taberi tefsirinde diyor ki bu ayet için, Taberi tefsirinde ateşin üstüne getirildikleri anda konuşacaklar bunları. O ateşe var ya can dayanmaz. Değil ki kendisine kokusunu ve homurtusunu duysak can dayanmaz. Allah bize o cehennemin kokusunu bile duyurmasın. O ateşi görünce diyecekler ki ya Rabbi, bizi geri bıraksana. Geri bırak. Ne yapacaksın geri bırakınca? Ne istiyorsun geri bırakılmayı? Diyecekmiş ki nücib daveteke. Senin davetine icabet edelim biz. Bak bak. Akıllı. Çok akıllı. Davetine icabet. Vanette bir Resul. Senin diyor Resul, Resul peygamberlerine de tabi olalım, bizi göndersene. Oradan sonra melekler gelecek. Belki de Allah'ımız bizatihi söyleyecek. Evelem tekunu eksemtum min kablu ma lekum min zeval. Ne oldu?
Hani siz dünyada hani yemin ediyordunuz? Bize ahirette bir şey olmaz. Ahiret diye bir şey yok. Kemiklerimiz çürüdükten sonra mı bizi Allah diriltecek? Peygamberle alay ediyordunuz. Ne oldu? Hani bakalım? Ya o gün işte rezil rüsva olacaklar. Asıl rezillik ahirette olacak. Burada değil. Allah bizi rezil olanlardan eylemesin.